Değerli basın mensupları, bugün Ereğli'de Zafer Partisi İl ve ilçe teşkilatı ile birlikte esnaf ziyaretinde bulunacağız. Değerli Ereğli yurttaşlarımızla bir araya geleceğiz ve Zafer Partisi'nin politikaları, Ata İttifakı'nın politikaları konusunda bilgi vereceğiz. Doktor Sinan Ogan Bey'in selamlarını ileteceğiz ve daha sonra Konya'da programa devam edeceğiz. Ancak buraya gelirken flaş patlatmayalım arkadaşlar. Buraya gelirken Süleyman Soylu'nun bir açıklamasını izledim ve dehşete kapıldım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs seçimlerini bir darbe girişimi olarak nitelendirmiş. Tam metni size söyleyeyim. Kendi ifadesini, bu ne kadar vahim bir durumda olduğumuzu ülke olarak gösteriyor. Diyor ki Süleyman Soylu, 15 Temmuz fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek siyasi darbe girişimidir. Türkiye 14 Mayıs 1950'de demokratik yaşama geçtiği günden bugüne hiçbir genel yerel seçim, kısmi seçim bu kadar ağır bir tehditle karşı karşıya kalmadı. İnanılır gibi değil. İçişleri Bakanı halkın oy kullanmasını darbe girişimi olarak nitelendiriyor. Yani Süleyman Soylu, oy kullanmaya gelenler darbeciler mi? Bu nasıl bir yaklaşım? Bu demokratik yaşamın tehdit edilmesidir. Ne yapacaksınız yani sandıklar açıldığında ve Cumhur İttifakı kaybettiğinde bu darbe girişimidir diyerek Türk halkına mı saldıracaksınız? Siyasileri mi öldüreceksiniz? Ne yapacaksın Süleyman? Bu ancak bir şekilde tasfiye edilebilir. Bu açıklama. Süleyman Soylu bugüne Erdoğan tarafından ya görevden alınır ya istifa eder. Bu durumu başka türlü düzeltmek mümkün değildir. Süleyman Soylu Türk halkını tehdit etmiştir. Süleyman Soylu seçimlerin güvenliğini sağlamak durumunda değil, aksine seçimleri tehdit eden bir İçişleri Bakanı konumundadır. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu bir genel seçimin güvenliğinin sağlanmasının mümkün olmadığı, çünkü güvenliği ortadan kaldıranın Süleyman Soylu olduğu açıktır. Zafer Partisi Genel Başkanı olarak bütün siyasi partilerin seçimlere katılacak genel başkanlarına çağrıda bulunuyorum. Buna Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı dahildir. Süleyman Soylu'nun seçimlere yönelik açıklamasının Türk demokrasisi üzerinde oluşturduğu tehdit küçümsenemez. Hiç kimse Türk halkını Süleyman Soylu'nun yaptığı gibi darbeci olmakla suçlayamaz. Türk halkı seçimlerde demokratik oy hakkını kullanacak ve iktidarı değiştirecektir. Süleyman Soylu ise 14 Mayıs seçimlerinin bir siyasi darbe girişimi olduğunu söylüyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimiyle kıyaslamak gibi bir hadsizlik içerisinde bulunuyor. Bu Türk halkına karşı yapılmış açık bir saldırıdır Süleyman Soylu tarafından. Biz Zafer Partisi olarak bu ağır saldırı, bu hadsiz saldırı karşısında susmayacağız. Ve ben buraya gelirken yolda sosyal medya üzerinden diğer partilerin genel başkanlarına çağrıda bulundum. Ve bulunmaya devam edeceğim. Ta ki Süleyman Soylu bu açıklamasından dolayı
görevden ayrılana kadar. Yoksa bu ülkede Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken seçimlerin güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.